Ama Semih Bey de illa barışı istiyorum demiş, başka bir şey dememiş. Yani o da haklı tabii. O sizinle anlaştı, başkasıyla çalışmak istemiyor. İzin verirsen çalışacağım. Tabii Barış Bey, affedersiniz. Kafasını işe de veremiyor ki. Ne oldu, bir çözebilsem. Ben bir Semih'e bakayım. Ben de bir etrafa bakayım diyorum. Bunlarla rahat edemedim. Merhaba. Ben avukat Barış Buka. Arabuluculuk görüşmeleri için yer ayırtmıştık. Evet efendim. Görüşmeleriniz için iki ayrı suite ayarlandı. 2117 ve 2118. Hangisini istersiniz? Fark etmez. 2117. Peki. Teşekkürler. Barış. Semih. Hoş geldin dostum. Nasılsın? Vallahi açık söyleyeyim, iyi değilim Semih. Bu haldeyken de sana faydalı olamayacağımı düşündüğüm için işi İlayda'ya devretmiştim ama. Vallahi ben tanıdığım insanın ölüsünü tanımadığım insanın dirisine tercih ediyorum. Zaten bizim gibi insanlar da çalışarak iyileşiyorlar dostum. Hadi gel. Bu Nilgün dişli bir kadın. Güçlü diye ortak aldım. Kadın döndü beni ısırdı ya. Semih. Bu olaydan hiç zararsız çıkmayı bekleme. Arabuluculuk böyle bir şey. Yoksa iş mahkemeye kalır. Yok yok, mahkemeyle falan beni uğraştırma. Şirketimin adı kirlensin istemiyorum. İyi tamam o zaman. Seni en az zararla kurtaracağım bu ortaklıktan, merak etme. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Artık gerçekten, çünkü bu gurur meselesi oldu benim için. Oho, meşhur Aslı Hanım. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim efendim. İşiniz yok mu? Yok ama size çok selam söylediler. Heh, geldi bizim sahtekar. Hadi çıkalım biz de. Patron, Semih Bey'in bu kadında bir derdi var. Biz de onu çözmeye geldik zaten aslında. Ama öyle değil işte. Hiç fark etmemiştim. Bak benim iki senede çözemediğimi iki dakikada çözdün. Tebrik ederim. Kopya çektim biraz. Merhaba. 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 Ben avukat Ersin Sayar. Taraflar arasında arabuluculuğu yönetmek üzere atandım. Nilgün Hanım ve avukatı yan odada. Görüşme sonlanana kadar tarafların birbiriyle görüşmemesini öneriyorum. Ve onların teklifiyle başlıyorum. Nilgün Hanım şirketin tamamını istiyor. Nilgün Hanım'ın hayallerini yıkmak istemeyiz. Ama öyle bir şey olmayacak. Şirketteki hisselerine karşılık 500 bin teklif ediyoruz.
daha makul bir teklife gitmek isterim avukat bey. Yoksa iş uzun sürecek. Daha makul bir şeyle başlayalım o zaman. Nilgün Hanım şirkette balon büyüme yaratmış. Evrakta sahtecilik yaptığına dair belgelerimiz var. Eğer kabul etmezse suç duyurusunda bulunacağız. Peki o zaman. Hemen iletiyorum. Barış Bey, peki şikayet edilmek yerine neden pazarlık yapılıyor? Çünkü o zaman müşteriler balon büyümeyi öğrenir. Şirket güven kaybeder. Evet. Onların bunu hazmetmesi epey zaman alacak. Ne içiyoruz arkadaşlar? Barış Bey espresso, ben çay. Tamam. Ha, bir espresso, bir çay, bir filtre kahve. 2117. Sağ ol. Ben bir hava alacağım. Neyi var bunun? Çözemedikleri bir dava var da kafası ona takıldı galiba biraz. Nasılsın teyze? Ben bir iş için Silivri'deyim ama aklım sizde. Bu hani bana anlattığın mesele var ya. Onu bir konuşalım mı? Benim aklım çok takıldı ona.